İzmir'deyiz, Menemen'e bağlı Musaköy'deyiz sayın seyirciler. İstanbul'un bütün ıspanakları, brokülleri neredeyse buradan gidiyor. Burası ıspanak ve broküllerin yetiştiği yer. İstanbullular şu anda yapmış olduğunuz ıspanak yemeğinde, böreklerde hepsinin içinde buradaki çiftçinin emeği var. Çünkü buraya İstanbul'a ıspanak ve brokoli gidiyor. İşte bugün köyümüz gördüğünüz gibi Musa Bey köyü mahalle diyorum aslında köy. Köye gidiyoruz. E, muhtar bizi bekliyor. Bakalım e, nelerle karşılaşacağız. Nasıl bin bir emekle brokoli ve ıspanağı İstanbul'a hazırladıklarını nasıl çalıştıklarını sorunlarını, öykülerini, hikayelerini dinleyeceğiz. Bugünkü belgeseli kaçırmayın. Bugün İzmir'de Menemen'de Musabe Köyünde ıspanak diyarına gidiyoruz. Evet sayın seyirciler İzmir Menemen'deyiz Musabe Köyünde şimdi yanımızda değerli muhtarımız var onu bir tanıyalım. İsmim Seyhan Dönmez Musabe Mahalle Muhtarıyım. E, köyümüz e, Menemen'e 7 km uzaklıkta. Çiftçilik e, çiftçilikle uğraşıyoruz hepimiz e, 18 bin dönüm arazimiz var e, o yollarımız asfalt oldu. Her şey güzel. Ispanak havuzlarımız var. Ondan sonra ne bileyim köyümüz çok sakin bir köydür. Hiçbir sıkıntımız da yoktur. Ne bileyim belediyelerimizden gerekli desteği alıyoruz. Her türlü şeyimiz var. İhtiyacımız gideriliyor. Muhtarım ben İstanbul'da bir sene 10 yıl kadar kaldım. Evet. E, tabii ki bir İzmirli olarak çok özlüyordum İzmir'i. Böyle İzmir'den bir şey geldiği zaman çok mutlu oluyordum. Şimdi çok merak ettiğim var, size hepinize soruyorum. Ben çok ıspanak çok severim. Evet. O zaman brokoli yok biliyorsunuz. Böyle evet. annem çok güzel bir ıspanak yapardı yemeği yapardı. Ee, yoğurdu koyardım üzerine yumurta kırardı. O o zaman da o ıspanak. Buradan mı gelmişti? Menemen'den mi gelmişti? Muhakkak buradan gelmiştir. Ee, aşağı yukarı 18 bin dönüm arazimizin 6-7 bin dönümü ıspanak dikiliyor. Ana, 2 bin-3 bin dönümü brokoli dikiliyor. Arkamızda da görüyorsunuz ıspanak havuzlarımız, kamozlarımız var. Hmm. Yani böyle. Sayın Seyirciler, ilk defa yani kısa bir çekim yapmıştım. Bir belgeselimde ıspanak öyküsünü işleyeceğiz. Umarım brokoli çok merak ediyorsunuzdur. Ama yanımızda şu anda ee, çok değerli bir araştırmacı var diyeceğim çünkü kendisi Amerika'da bir master yapmış, eğitim yapmış. Bakın, hani hepimiz hep konuşuyoruz ya ee, işe kazanamıyorum, çiftçi olarak mutlu değilim. Yüzü gülen çiftçi arıyoruz, bulamıyoruz. Herkes yok şimdi, işte, mazot pahalı, gübre pahalı, girdiler çok, devletten destek yok. Ama ilk defa bir belgeselde bir çiftçi bunun araştırmasını yapmış. Bunu yetkililere götürmüş. Yani Tarım Bakanlığı'na kadar götürmüş. E, onunla yapacağımız sohbet belki de bize bir kılavuz olacak, yol gösterecek. İlk önce onu tanıyalım. Merhaba öncelikle izleyenlere. E, i̇smim Volkan Çandarlı. E, 1984, ben hemen Musa Bey doğumluyum. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. E, babamın imkanlarıyla e, gene İstanbul Beykent Üniversitesi'nin Uluslararası Ticaret Bölümünü bitirdim. Orada e, bitirme tezimi tarım makineleri ithalatı üzerine yaptım. Bu çalışmalarımı e, ve Musa Bey Köyü'nde yetiştirdiğimiz ürünleri siz değerli izleyicilerimize, çiftçi dostlarımıza anlatacağız. Tecrübelerimizi, birikimlerimizi anlatıp paylaşacağız. E, çalışmalarımızı ve bu çalışmaların neticesinde edindiğimiz tecrübeleri de paylaşacağız. E, bunları detaylıyla detaylı ilerleyen bölümlerde İyice. işleyeceğiz. Şimdi siz benim yüreğime şöyle su serpti. Siz Şimdi mikrofonu uzattığımızda çiftçi kardeşimize hani onları da eleştirmiyorum ben de. Böyle hep sıkıntılarını anlatıyor, anlatıyorlar. anlatıyorlar. Evet. E, diyorum ki bir alan kulda çıksa şöyle diyorum, Bir çözüm önerisi. Yani evet. çözüm olarak kısa vadeli çözümler görüyorum. Yani mazotun indirilmesi, devlet desteğinin gelmesi, işte gübredir, bitkidir, işte onların fiyatlarının düşürülmesi gibi. Ama evet. bunlar kısa çözümler gördüğüm kadarıyla. Evet. Siz bunun araştırmasını yaptık, yapmışsınız. İlk tebrik ederim. Çünkü sizin gibi bu konuda araştırma yapanlara ihtiyacımız var. Eğer çiftçinin sıkıntısı varsa, bundan sıyrılamıyorsa muhakkak bunun çözümleri vardır. Değil mi? Evet. Atatürk savaşan çıktığında Osmanlı'nın borçlarını da tarımla ödemiş. Evet. Bu bizim için gurur verici bir olay. Borçlarımız bitmiş ve ondan sonra e, tekrardan düzey e, çıkmışız. Hatta ihraç yapar hale gelmişiz. Bunlar güzel olaylar. Bugün sayın seyirciler, bulunduğumuz köy, e, yine muhtarımıza bir mikrofonu uzatacağım. Bir muhacir köyü. E, Belgeler'e baktığınızda 1937 diyor ama daha eskiye dayandığı söyleniyor. E, buranın yerli halkı göçmen bilir efendim. Göçmen de var, yerli de var. İşte kimisi Romanya'dan gelmiş, kimisi Yunanistan'dan gelmiş, kendi yerliler de var. Artık herkes birbirine kaynaştı, kız aldı verdi. O da yabancı yok. O zaman biz bizi de hemşire olarak kabul edebilirler. Evet. Çünkü kameraman Romanya'dan gelmiş. <laughs> ben de Selanya'ya bağlı Tikveç'ten gelmişim. hepimiz Türk'üz. ne mutlu Türk'üm diye diyoruz. Belgeselimiz devam ediyor. Bu programı sakın kaçırmayın sayın izleyiciler. İşte tarımda çözüm var. Bu araştırmayı, yani sıkıntıların çözümü var. Araştırmayı yapan artık benim gözümde bilim adamı var. Rica ederiz. Kaçırmayın, izleyin. Belki tarım hayatınız değişebilir. Belki siz de yüzü gülen çiftçi olabilirsiniz. İzmir'deyiz, Menemen'deyiz. Hangi köydeyiz? Musa Bey mahallesi. Musa Bey Köy. Köydeyiz, evet. <laughs> Muhtar son anda döndü. Ee, köy, köydeyiz. Bu belgesel hayatınızı değiştirebilir. Belgeselimiz devam ediyor. Şu anda bir tarladayız, ıspanak tarlasında. Çok mutluyuz. Bu bütün ıspanaklar İstanbul'a gidiyor, İstanbul yolcusu. Ben de İstanbul'u özlemiştim, onlar benim yerime gidecek. Yanımızda bir çiftçi kardeşimiz var. Evet, tanıyalım sizi. Merhabalar, hoş geldiniz Hakan Bey. İsmim tamam. Özgür, Özgür Peker. Evet. Menemen, Musabey Köyü'nde çiftçilik yapmaktayız. Çok güzel. 79 Menemen doğumluyum. Çok güzel. Menemenlisiniz. Menemenliyiz. Evet. Doğuma büyüme buralıyız. Şimdi, çok güzel bir tarla. Evet siz buranın çoğuşu musunuz? Bahçenin sahibi misiniz? Ben Kimsiniz? ben buranın sahibiyim. Çok iyi. Aşağı yukarı günlük e, 50-60 kişi civarında çalışıyorlar. Çalışıyoruz. İş, i̇ş, sahası. iş şey Evet, güzel. iş sahamız var. Şimdi bu, sayın seyirciler İstanbul'a giden ıspanağın öyküsü bu tarlada başlıyor. Ispanak gerçekten ıspanak ve diğerleri toplanması çok meşakkatli, çok zor bir ürün. Çünkü benim çiftçilik hayatımın bitişe sebep oldu. Ben yıllar önce 1982 yılında Foça Alıpınarda yazın çalışmıştım. Kışında beni çağırdılar, geldiler, çalış dediler. Fakat ıspanan, çamurlu, mumunu öyle anlatlar, anlatlar ki benim çiftçilik hayatım bitti. Evet. Ama şimdi yıllar sonra tekrar buraya geldim. Kaçış yok. Gerçekten çok büyük bir emek var. Şimdi siz bu ürünleri yetiştiriyorsunuz. Evet. Bu malları nereye veriyorsunuz? Halen veriyorsunuz? Kaça veriyorsunuz? Bu işten para kazanıyor musunuz? Öyle evet. başlayalım Çok güzel bir yerden giriş yaptınız evet. Şimdi ıspanak dediğiniz gibi öyküsü burada başlıyor Fakat ıspanak şu gün itibariyle e, Çok kış şartlarında yetiştiği için Zor şartlarda yetiştiği için e, Bir takım tabii ki de tarlada zorlukları var Fakat en büyük sıkıntımız Fiyat ve pazar konusu Şimdi, Fiyat ve pazar Evet pazar Pazarda şöyle bir sıkıntımız var Şimdi biz ürünümüzü e, haller vasıtasıyla büyük şehirlerde değerlendiriyoruz. Fakat e, ne hangi hallerde? Kaynak şimdi kaynaklar. Yok, hayır. Biz tamamıyla Tabi İstanbul. Ediyoruz. Tabii ki de İzmir'e çalışan arkadaşlarımız var ama bizim tamamıyla İstanbul'a İstanbul İstanbul gidiyor. gidiyor. Bayrampaşa. Bayrampaşa ve Kadıköy iki hal var İstanbul'da. Kadıköy de gidiyor. Tabii Hı, ki de. Çok güzel. Tabii ki de. Yani üretimimizin yüzde doksanı orada tüketiliyor. Tabii ki de ufak tefek çaplı. İzmir içinde pazarcılara da vermeye çalışıyoruz günlük ihtiyaçları doğrultusunda. Fakat şimdi son dönemde bu hal kanunu, hal yasasıyla ilgili bir takım değişiklikler yapılacak ama ne olduğunu şu an kimsenin bilmediği. Bir, yani bir altyapı oluşturulmuştur diye umuyoruz. Fakat bir belirsizlik var. Bu hallerin kapanması, komisyoncuların aradan kalkması gibi bir Durum söz konusu komisyoncu halcidir. Benim ürettiğim ürünü İstanbul'daki Bayrampaşa'daki işte 600 tane şube var Bayrampaşa'da. Bunların birkaç tanesine 3-5 tanesine hatta sevk edip orada malımız satılıp içinden belli bir miktarını komisyoncu vasıtasıyla kesilip geri kalan miktarı bize iade ediliyor. Fakat... Son dönemdeki yasa ne olduğunu bilmediğimiz bu hallerin kapanma durumu söz konusuymuş bunlar bizim aklımızı çok karıştırıyor. Moralizi bozuyor mu? Tabii ki de bozuyor. Çünkü ben günlük e, 20 ton 20 bin kilo sadece ıspanak üretiyorum. Ben bunu nerede pazarlarım? Nerede tüketebilirim? Yani bunun başka bir alternatif yok. Bu sadece Peki, haller vasıtasıyla özür olur. Ederim, yani buna neden yani daha kolaylaştırmak için mi? Ya da aradaki aracı çok para kazanıyor diye onu kaldırmak için mi komisyoncu? Bunu ne amaçla yaptılar? Şimdi düzeniniz var gidiyor. Tabii ki. De. Memnunsunuz. Evet. Çünkü sayın seyirciler Türkiye'de Ender göç vermeyen yerlerden bir tanesi bu köy. Niye göç vermiyor? Düzenini kurmuş. Mal burada ıspanak, brokoli toplanıyor. İstanbul'a gidiyor. İstanbul çok büyük bir pazar. Her şey evet. güzel. Ama şimdi nereden çıktı bu haryasız ha? Şu anda bunun Altyapısının ne olduğunu yine de bilmediğimiz halde fakat Yani bir Seçenek de sunulmuyor He. Bu belirsizlik bizi korkutuyor açıkçası mesela, Ne ne aklınıza giriyor? Yani ne olabilir Ben malımı göremem mi alamam, alamam mı Yani tabii ki de sektör o kadar karışık bir sektör Hal yasasındaki boşluklar da var şimdi Mallarımız bizim hepsi künyeli mallar Bildi Künyeli mallar ne demek Künyeli mal ne demek numaralı Numaralı. Yani ben buradan çıkan bir kasa ıspanağımı bildirim yapmadan bırakın İstanbul'u şehirdeki merkez hale dahi gönderemiyorum veya Bula. bir tabii ki de bir pazarcıya veremiyorum. Her gün sevkiyatımızı günlük bildirim yapıyoruz. Bu, bu Ticaret Bakanlığına giriyor ve Ticaret Bakanlığı bana bir künye numarası veriyor. Bu mala mahsus ben diyor ki senin ağ ıspanağının künye numarası şudur kardeşim. Bununla kolaylıkla izlenim yapılabiliyor. Bunu hmm. e, zaten üretim yapan herkes biliyor. Peki, Komisyoncular da biliyor. Hmm. Fakat hmm. izlenimi çok kolay. Hmm. Peki fiyat olarak bunu niye izleyemiyoruz? Herhangi bir ıspanakta veya bir sebzede kalıntı çıktığında bu Özgür Peker'in ıspanağıysa dönüp bana aksi bir istemediğimiz bir etkin madde çıktığında bana ceza geliyor. Diyor ki senin ıspanağında kalıntı çıkmış. Gel bakalım. ...niye bu ilaç kalıntısı çıktı... ...ve cezasını kesiyor. Ceza bunu, büyük mü? Tabii ki de. Hmm. Gönderdiğiniz balın miktarı ile alakalı... ...kalıntının oranı ile alakalı... ...ki artı ıspanakta... ...bunu bir parantez içinde belirteyim... menemen menemende genel olarak... ...köylerinde 25-30 bin dekar... ...civarında ekilişi var. E ve sektörel olarak da... ...bu işten ekmek yiyen insan çok fazla. Çok Fakat ıspanağın... ...ülkemizde maalesef... ...herhangi bir ruhsatlı ilacı yok... Biz bu üretim sahasında mantarı hastalıkları olsun, kurt, böcü, börte, bunların ilaçlamasını mecburuz yapmaya. Çünkü aksi halde ürünümüz Peki, yerde kalır. Araya girebilir miyim şu anda? Tabii arada. ki de. Şimdi ben biraz dersimi çalıştım. Ispanak ee, yiyoruz ama bu ıspanak ne diye baktım. Şunu gördüm. Diyor ki, not. Tarım ilaçları kullanmayın. Eğer tarım ilaçları ıspanakta kullanılırsa çok e, tehlikeli sonuçlar oluşturabilir diyor. Bir. iki. Bir de... Doğal e, ilaçlama yöntemleri var. Mesela gördüğüm bir örnek vereyim. Şimdi i̇şte bu tırtılla ilgili e, diğer e, böcek ve ilgili bazı işte külü püskürtme odun, meşe odunun külünü püskürtme evet. gibi. Onu e, onun gibi e, çeşitli doğal çözümler var. Bunların uygulama imkanı oluyor mu? Bu arada tekrar araya gireceğim. Menemen'de, Emir Alem'de, Çilek'te Çilek'te. Evet. Bir çiçimiz var. Bostanlı Pazarı'nda satıyor çileklerini. Şu anda Tarım Bakanlığı tarafından ve e, Ankara'ya çağrılmış doğal organik olarak çilekleri kurmasını sağlıyor. Evet. Ya böyle bir çalışma yapmış. Yani siz bu sahada e, bu, bunları zararlardan uzaklaştıracak e, çalışmaları yapıyor musunuz? Takip ediyor tabii musunuz? Neler var mı? Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de. Yani bunun e, kültürel olsun, biyolojik olsun önlemleri var. Sabunlu su diyorlar. Tabi tabii. su Bunu e, uyguluyoruz. Fakat artık e, teknoloji çok hızlı gelişti. Öyle e, kullandığımız tarım ilaçları var. Var ama günü birlik kullanılanlar var. Bugün atıldığında yani yararlı bakteriler var. Atıp arkasından ertesi günü bu malı hasat edebiliyorsunuz. Yani bu da Tabii ki de bize teknolojinin sağladığı bir imkan. Hiçbir Aa, zararı yok yani. Hiçbir zararı yok. Gönül Hı. rahatlığıyla bugün kullanıp organik ya, diyebilir miyiz? Organik diyebiliriz. Evet. Mesela o zararlar var işte tırtıl diyorlar, küf, mantar. Evet. İki tane büyük sıkıntı. Bir bakteriye çürüklüğü yaprak. Evet. Diğer de neydi? Ya şimdi en büyük sorun mesela ıspanaktan bahsettiğimiz için söylüyorum yani bir pas hastalığı var. Pas. Beyaz pas diyorlar. Bu e, önlem olarak olan tarlaya dikmeme bir iki sene nöbetleşeme gerekiyor. He. Ha, kesin şu e, ilaç öldürür. Kesin bu ilaç bunu durdurur diye bir şey yok. E, çünkü çünkü havanın sıcaklığı, he. yağmur ve nemle alakalı. He. Nemle oluşup işte daha sonra e, tamamıyla tarlaya 3-5 günde yayılabiliyor. Ha bunun önlemleri de var. Biz bunların ilaçlamalarında elimizden geldiği kadar. Kesek tabii olur. ki de tabii ki de halk sağlığını düşünerek yapıyoruz bunları fakat e, yine de şöyle bir durum var yani ıspanaklarda mesela ot mücadelesinde olsun işte ne bileyim e, kurt böceği börtü mücadelesinde ruhsatlı hiçbir ilaç yok. Bunun yani biz ilçe tarım müdürlüklerimizle de diyalog halindeyiz. Onlara da bunları e, tariflerini bize tavsiyelerini vermelerini istiyoruz ki veriyorlar. E, ona uyarak gerekli ilaçlamalar tabii ki de yapılıyor. Burada sabun suyu tabii kestiniz tab mi ya da o kül olayını be şey Hayır diyor, şimdi e, şu kış Ayı olduğu için şimdi bir gün yağmur yağıyor ertesi gün hava evet. açıyor. O yüzden Aa, iklimsel olarak şu anda bu tarlada o mücadeleyi yapmıyor. Ama özgür bey bakıyorum ıspanaklar çok sağlıklı. Güzel, böyle güzel evet, canlı. Evet, evet, evet. Böyle canım şu anda böyle ıspanak kavurma yapıp üzerine yumurta kırmak geldi öyle vaktinde. <laughs> doğru. Yapar mıyız? Tabii ki de yaparız. Hani menemen gece Menemen yedi diyorlar ama. Menemenin ismi menemen ama Hı. bilin tamam, ki şey. ıspanak menemen ben bu işe gelim ama ıspanak şu an menemenin Aşağı yukarı 8 ay boyunca kış şartlarında yetişen ana kalemi ve ciddi bir gelir kaynağı. Hı. Ciddi bir gelir kaynağı. O yüzden e, ıspanakla ilgili yapılabilecek ne varsa yetkililerimize sesleneceğiz. bunların dile getireceğiz. Özellikle bu pazar konusunda bu hal yasaları konusuyla ilgili işte elimizden gelen öngörüyü biz görüşlerimizi iletmek istiyoruz. Yani direkt üreticiden malın sevkini sağlamak tabii ki de iyi. Acaba bunu diyorum bakanlık şeyden dolayı mı yapmak istiyor? Hani bir komisyoncu var, aracı var çok para kazanıyor. Evet. Onu aradan kaldırmak için yapıyor. Onu, onu Ama, aradan ama için. Şimdi o aracı kalktığı zaman ben kimle muhatap olacağım diyorsunuz. Tabii ki de. Ve de az önce de bahsettiğim gibi mallarımız hep künyeli, bildirimli. Bu bildirim sistemiyle e, zaten e, internet ortamında da hmm. takibi mümkün. Çok çok rahat, çok mümkün. Hmm. E, yetkililer bunun bu şekilde takibini yapabilir. Malın e, üreticiden çıktığındaki misal veriyorum fiyatı kaç para üzerine gelen kar marjını takip edilebilir. Marketlerde ba bazen yani hayretlerle bakıyorum. Niye? Atıyorum 1 lira benden çıkışı var bugün ıspanağın 1 milyon lira. Bugün herhangi bir markete isterseniz gidelim günlük bir çekim yapalım. İnanın 5 milyon lira. Bu çok ciddi, afaki bir rakam. Evet. Niye bu? Farkı neden bu kadar çok farklı? Yani bu insanların ben tamamıyla Kendine... aç gözlüğüne bağlıyorum. Ben, yani ben bunun tarifini girdim. yapamıyorum başka bir türlü. Belediyede, bir evet. belediyede, siz de belki izlemişsinizdir basında. Bir belediyede, başkanı tebrik ederiz. Direkt gitti, e, manava gitti. Bir baktı, bir evet. ürün. E, fiyatı da galiba 5 liraydı, akımda kalan. Onun 75 kuruşu aldığını tespit etti. Ve bu Türkiye bence çok iyi bir örnek oldu bence. Evet. Çünkü e, böyle yetkililerin gidip dolaşması, gezmesi lazım. Kesinlikle. He. Ondan sonra marketlerde e, son zamanlarda ben bir olay yaşadım anlatayım size. Tabii ki. Şimdi de. biz karşı kapasından çok alışveriş yapıyoruz. Menemenler evet. beni evet, 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 Pazara gittik baktım dolaştım dolaştım pazarda 5, 6, 7 lira domates. Allah Allah hem de domatesin zamanı. Allah Allah ne olacak bu hal falan filan diye düşünürken böyle hava karardı. Evet. Bir tane kamyon yanaştı. Nereden geldiğini bilmiyorum ama İzmir dışından kasa kasa bir domates verdiler. Aman halkı görsen hani böyle evet. hani oluyor ya bilmem ne e, günü diyorlar, yapıyorlar. Halk günü. Ee, Halk evet, günü diyor. Söylemeyeyim onu yani. da. Çünkü evet. o güzel bir kelime değil o. Evet. evet. Ee, ondan sonra o, onların da yabancı meşhur olduğunu tahmin ediyorum. Diyorlar eee millet kapış kapış gidiyor. Ben de aldım. Ben de aldım. Bir aldım. Iyi. Ben de aldım. Bol bol menemen yaptım. Menemen anımsadım. Evet. Şimdi demek ki aradan aklıma şöyle geldi. Bizim, ya yani ben 9 Eylül işleme mezunuyum. Evet. Tarım ve kurtuluşun, yani Almanlar ekonomiklerini, tarım ekonomilerini bu kooperatifle kurtarmışlar. Sizce burada da siz de buraya örnek olabilirsiniz. Evet. Böyle bir çalışmalar olsa, çiftçi malını Ortak toplayıp ortak satsa kooperatiflerle bir çözüm olabilir mi? Olabilir. Hı. Evet ciddi bir. Daha önce burada öyle bir çalışma oldu mu? Oldu. Ama sonuç şu anda kooperatifin e, kooperatifçiliğin daha doğrusu yasası 1930'larda çıkan kooperatif yasalar. Bunlar çok eski. Bunların güncellenmesi lazım. Yani bunun girişi, çıkışı ne şartlarda kimin ne kadar katılacağı bunların hepsinin e, tekrar yasalar ve kanunlar çerçevesinde düzenlenmesi lazım. Evet. Çok eski yasalara dayalı bir kooperatifçilik sistemi var Türkiye'de. Bunun değişmesi lazım. Bunu yeni bir kanun, yeni bir nizamla bir çerçeve haline getirilip belirlenmesi lazım. Tabii ki de birlikten her zaman kuvvet doğar. Şimdi bireysel hareketler bazen insanlara çok fazla kazandırır. Bazen de aşırı derecede kaybettir. Fakat tek çatı altında toplanmak işte bunun bir üretici birliği olabilir ismi bir kooperatif olabilir bu şekilde oldu Tabii ki de hayırlı olacağını düşünüyorum evet. Bak evet, bakalım buyurun. bu işte dediğim gibi yine başa döneceğim hal yasasıyla ilgili kanun çerçevesinde neler çıkar bize neler sunulur bunları Bil bekleyeceğiz bilmiyoruz bilmiyoruz. Yani. bilmiyoruz şu an o zaman buradan şöyle bir yetkilere iletiyoruz diyoruz ki şu anda gördüğüm psikolojik olarak çiçi tedirgin. Benim zaten bir düzenim var. Tekerim dönerken sanki o tekere bir tane çomak evet. atılıyormuş gibi. Yani öyle yani objektif konuşuyorum. Öyle gördüm Tedirginim diyor. Köyde göç yok. Köyden göç yok. Eğitim seviyesi de gayet yüksek. Evet. Ben hani arada bir söylüyorum ya ben işe veremiyoruz falan diye. Yok, Amerika'da master yapanlar. Siz ne mezunusunuz maşallah? Hayat Üniversitesi mezunusunuz. <laughs> yok, ben neyse mezunum. Maşallah neyse çok mezunum. kaliteli. Dersler iyi galiba. İyi de üniversiteyi kazandık. O günkü imkanlarımız inşaat mühendisliği. Valla yani gördüğünüz gibi yani yüksek Gitmedik. puan almış yani benden de yüksek puan almış demek ki. Maşallah. Ama e, burada demek ki bir iyi bir geçim var. Belki baban dedi ki oğlum dedi ya yani burada evet. tarla var, bahçe Aynı, var. Aynen, aynen değil mi? Evet o bu şekilde dedi, zaten. değil mi? Bu şekilde hitap ettikten sonra biz yani Allah'a çok şükür kendinizi bir eski bir tabirdir. Kaş Kaşıyacak tırnak varsa her halükarda ayakta durabiliyorsun. Ve biz tarımı seviyoruz. Biz gözümüzü toprakta açtık. Yani bize çuvalla para verseler biz yine topraktan başka hiçbir yerde onu yatırım yapmayız. Yine toprağa yatırız, Yine ne toprakla yok. ilgili, yani üretimle yok. ilgili. Bunları duyunca içim ferah alıyor. Nasıl mutlu oluyorum. Evet, 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 evet. Çünkü ben bahçemi satacağım. Yok ben e, şu oldu. Borcumu ödeyeceğim. Duyunca hakikaten şey yapıyorum. Yoksa siz yüzü gülen çiftçi misiniz? Bilmiyorum. Hep yüzümüz gülüyor ama borçlarımız evet. bitmiyor. E, bor borçlarımız e, Borç bitmiyor. mu? Sizinle mi borç var? Olmayan çiftçi var mı? Ne borç bu anlatır mısınız? <laughs> Şimdi borç hani eski bir tabir. Allah bu can borcumuz mu diyorsun? Allah can Allah can borcumuz var o ayrı ama borçsuz çiftçi Türkiye'de olduğunu düşünmüyorum. Niye? Şu gördüğünüz plastik kasa geçen yıl ham maddesi bunun hurda plastiktir. İşini açıkçası. Hı. İkinci el dönüşümlüdür. Biz buna bir defa ıspanak koyup veya herhangi bir sebzeyi koyup İstanbul'a sevkini yaparız ve bize geriye gelmez orada kalır Biz hmm. bunu 2 milyon lira yani eski 2 lira. para 2 lirayla alırken 2 TL alırken şimdi üç buçuk TL bu geçen sene 2 TL idi bu sene üç buçuk TL bir maliyet bir maliyet Ispanağın tohumu bu Hollanda meşeli bir tohumdur ya bir şey söyleyeceğim Genel olarak böyle bu... Hollanda'nın yani tüylerini kendi kendine alıyor biz bunları Biraz okudum ben. Normalde tarlada o tohumdan faydalanıyormuş. Niye be biz hibit tohuma gidiyoruz? Bunun çözümü yok mudur? İşte bunu devlet politikası. Biz bu ıspanaktan tohum elde edip niye kendimiz üretmiyoruz? Bunu yapabilecek kapasitede ziraat mühendisimiz, bilim adamımız her neyse yok mu? Niye biz dışa bağımlıyız? Niye böyle? Şimdi bazen bakıyorsunuz sanal ortamlarda vay İsrail'i protesto edelim. Vay şunu protesto edelim. Şu oldu, bu oldu. Yani Allah korusun. Bizim şu anda kendi tohum, sebze tohumumuzun hepsi dışarıdan geliyor. Biz onları değil de onlar bizi bir protesto ederse biz bugün 1700 liraya 1700 liraya 170 kuruş yani. Bir eski parayla söyleyeyim Hı. 1 milyar 700 milyon liraya tohumun torbasını alıyoruz. Dışa Hı. bağımlıyız. O tohumu bana göndermezse ben şu anda Türkiye'de üretim yok. Ispanağın özellikle. Ya Allah'ım savaş çıksa bitti iş. Bitti. Yani biz kimi protesto edeceğiz? Onlar bizi bir protesto etse biz biteriz. Bir şey daha. Şu anda ben. dışa bağımlıyız. Bu bir gerçek. Evet. Bunu kimse inkar edemez. Peki bir şey söyleyeceğim. Eskiden yani şimdi ben hatırlıyorum Şemikler pazarına şu anda mavi şeyin olduğu yere evet. gittiğimizde bir evet. bolluk bereket böyle ıspanak da vardı, lahana da vardı. Peki o zaman bizim büyüklerimiz, dedelerimiz, babalarımız bu bunları kullanmıyordu değil mi? kullanmıyordu. Evet. O zaman kendi ürettiğimiz tohumu yani bu nasıldı? Herkesin kendi domatesinden işte efendime söyleyeyim ıspanağından, pırasasından şunundan bunundan üretip içinden tohumunu alıp tekrar seneye dikebiliyordu. Bu tohumlar kalktı. O tohumların hiçbiri şu an piyasada yok. Hibrit çeşitlerde de yani bu F1 diye tabir edilen tohumlardan, çeşitlerden tohum almanız mümkün değil. Yani bu, bu bizim kaderimiz mi? Yani bu kaderimiz olmayacak inşallah. Hmm. Bununla ilgili yani gerekli tedbirler, önlemler bir an önce alınıp kendi tohumumuzu kendimiz yetiştirmemiz gerekiyor. Bizim bu dışa bağımlılığımızı kurtarır ve şuna inanıyoruz. Yani ülkemiz e, coğrafi olarak yani belki de dünya yüzünde ender görülebilen iklime sahip. Yani bizim bölgemizde İnanın yetişmeyecek bir ürün yok. Mesela Menemen'de muz hariç her şey yetişiyor Muz mu? hariç her, her şey, şey yetişiyor. yetişiyor. Her şey yetişiyor. Yani ama niye biz dışa bağımlıyız? Niye gidip de yurt dışından tohum getiriyoruz? Bakın bir döviz kurlarının yükselmesi yani bizim cebimizdeki hazır sermayemizin yüzde ellisini aldı. Yüzde ellisini aldı bu kadar? Tabii ki de. Tabii o zaman ki. siz yüzü gülen çiftçi olamazsınız. Yani şimdi yüzümüz nasıl gülsün? Biz bunları dile getirmemiz gerekiyor ki hmm. yetkililer de bunu bir şekilde önlemini alınması Peki, lazım. bir olacağım. Şimdi siz aydınsınız, çok güzel anlatıyorsunuz. E, dört üniversite bitirse insan bu kadar güzel derdini, sıkıntısını anlatamaz. Bir şey söyleyeceğim size. Bunun çözümü nedir? Yani şimdi niçin bizi buna yönlendirdiler? Bir anlaşma mı yaptık? Avrupa Güm Gümrük Anlaşması'ndan mı var bu? Neden biz buna yöneliyoruz? Bir ifade yapmak istemiyorum ama bir bilim adamı dedi ki Evet. Eğer dedi bu tohumlarla oynarlarsa çok tehlikeli hastalıklar dahi Türkiye'de başlayabilir dediler. Benim tüylerim bir kendi kendine oldu. Korktum. Ee, Ukrayna Rusya dedi ki bana buğday yetmeyebilir. Buğday bana yetmezse size gönderemem dedi. Şimdi bunları duydukça evet. daha da ürküyoruz. Sizce o dönemi belki hatırlarsınız. Ben üniversiteye gittiğim yıllarda Türkiye tarımda kendi kendine yeten 8 ülkeden biri idi. Evet. Ne oldu da bu hale geldik? Babanız hibrit tohumla uğraşmazken evet. bizi ne şartlar buraya getirdi Dön dönemez miyiz? Dönmek bizim için çok mu zor? Şöyle diyorlar. Ben şu yakında sayı seyirciler bir araştırma merkezi var. Evet. E, neydi o? Orada Dilek Hanım var hatta başında. Kendisi buradan selam ediyorum. Evet. Orada kendisi bir belgesel yaptı. Orada bir bayan bana pamuğu aldı gösterdi. Evet. Bunu biliyor musun, Bu nedir dedi. Boyanmış pamuk dedim ben. Hayır dedi. Bu gerçek pamuk dedi. Kahverengi. Evet. Bir tane de mavi var. Pamuk rengi bu dedi. E neye bunu rengini değiştiriyorlar? Kimyası şey, yapısıyla oynuyorlar. Ve o dedi ki, şöyle bir konuşma yaptı. Bakın dedi, bir sürü ekmek, bir sürü sebze, meyve dedi çöpler atılıyor. Yani dedi ki bu ulusal firmaların çoğu diyorlar ki e, biz eğer bu hibitomları kullanmazsak aç kalırız. Çünkü nüfus çok yetmez. Ama o dedi ki hayır. Ekmek atılıyor, meyve sebze atılıyor, çöpe gidiyor. Demek ki bir fazlalık var. Yani Demek istediği biz eskisi gibi ezimize dönersek her şey daha iyi olur dedi. Ne diyeceksin? Yani bu konuda e, tabii ki de eskiye keşke dönüş olabilse daha organik, daha doğal, daha ilaçsız, kimyevi gübresiz ürünler yetişiyordu. Fakat şu anda bu üretilen hibrit tohumlar yani bize dışarıdan gelen hibrit tohumlar maalesef ki maalesef gübresiz, ilaçsız e, yetişmiyor. Olmuyor. İlla ki bunu yurt dışından gönderdiklerinde mi artık neyse bir yerlerinde bir eksiklikler var. Hı. ki üzerine bizim tamamlamamız gerekiyor. Bunu da bize tohumu satan bilin ki firmalar zaten biliyorsunuz bunlar küresel güçler. Aynı zamanda size ilacını da satıyor. Aynı zamanda gübresini de satıyor. Diyor ki bak kardeşim bunu alır da bunu dikersen ama bunu da yanında kullanmazsan bu iş olmaz diyor. İlla ki diyor bunu da kullanacaksın. Maalesef öyle ama eskiye dönüşten ziyade kendi e, bünyemizin içindeki üretimi yapacağız. Yani tohumu biz üreteceğiz. Bunun başka bir mümkünatı yok. Çözüm bu. Çözüm bu. Vallahi bunu bu, da ne? bunu da şimdi biz Menemen'deyiz. Bakın. 70-80 kilometre arkamızda Bergama var. Bergama'da ciddi derecede mısır tohumluk mısır, tohumluk ayçiçeği üretimi yapılıyor. Üretimin yapıldığı yer Bergama fakat üretimi yapan firmaların hepsi yurt dışı menşeli firmalar ve tekrar bu tohumu paketleyip bize satan firmalar. İşte bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Siz ilkokulda okurken yerli malı, türkü malı herkes bunu kullanmalı. Evet, evet, evet. Eşya var mı? Yerli malı haftaları olurdu. Değil mi? Yerli hata olurdu. Herkes böyle yerli malı getirirdi. Evet. Bizim muzumuz gelirdi, ana muzumuz gelirdi. O zaman çok pahalıydı. İnşallah o günlere döneriz. Şimdi etraf çok güzel, sohbetiniz çok güzel. Şu ileride uzakta bir araçlar görüyorum. Evet. Orada siz muhtar ve bir çalışması var. Onu alacak bir beyefendi var. Onunla birlikte gidelim burada Aydın çiftçiler var. Eğitim seviyesi çok yüksek. Her şeyi biliyorlar. Size giderken ha. ıspanak da e, hediye mi çeksiniz? Hediye edelim. Gitme. <laughs> Ve ya halkımızdan ricamız ıspanak tüketsinler. Yeşilliği tüketsinler. Mevsiminde bir şey söyleyeceğim sebzeyi ama. Sebzeyi yesinler. Buyurun. Şimdi ben küyelendim mi? Fişlendim mi ben şimdi? Burada <laughs> her şey fişleniyor diyorsunuz da ben şimdi fişlendim mi? Hayır hayır. Ha. Ispanak sadece künyeli. Ha ben fişlenmedim. Siz, siz zaten meşhursunuz Öyle mi? Bey. Tabii ki. De. Ha fişlendim <laughs> mi acaba <laughs> dedim. Sayın seçiler Ispanakta demir var diyorlar. Ispanakta demir o kadar yokmuş. 1930'lu yıllarda ıspanağın demirini ben de matematik tohtası yapıyordum. Hani birler onlar, yüzleri yanlış hesaplamışlar. Ispanakta demir az, daha çok başka vitaminler var. Çok faydalı. Ve burayı böyle güzel yetiştirdiği yetiştirildiğini neydi bunun cinsi? Bunun cinsi Sayanora diye bir çeşit. Bu yani doğal organik bir ıspanak gönül rahatlığıyla herkes yiyebilir. Evet sayın seyirciler bu akşam evde bizim ıspanak var üzerine hanım yumurta kıracak. İkiye böleceğiz. Kimi yumurta seviyor, kimi ben yoğurt yemeyi o seviyorum. Yoğurt da koymayın diyorlar. Ben vazgeçemiyorum balışkanlıktan. Ben sizi bu güzel ıspanak yoğurtuyla baş başa bırakıyorum. Şimdi tarlanın diğer bölümlerine gidiyoruz. Çok konuşacak etkiler var. sohbetimiz devam edecek. Tabii ki de, tabii ki de. Size şöyle bir ıspanak getireyim. Çiğ de yiyebilirsiniz, çok vitaminli. Çünkü çok pişirilirse vitaminleri gidiyormuş. Bu bir ıspanak. Bu kenarındaki ip nedir? O, bu bizim burada bölgemizde yetişen Hı. tamamen organik. Hı. E, bizim burada bunun yerel halkın ismi adı bağcık. Bağcık. Evet. Hı. Biz buna bağcık deriz. Bu tamamen doğal ortamda yetişir. Hı. Ispanağı demetlemek için. ...biz bunu kullanırız. Fakat, bacık. Evet. Bazı yerlerde bunu... ...lastikle yaparlar. Valla bacık yapması çok iyi, çok güzel. Valla çok güzel. tamamen doğal... ...ortamda yetişen bir bitki. Heh. Biz bunu ıspanakları demet yapmak için kullanıyoruz. Herhangi bir... ...lastikti, efendime söyleyeyim... ...ipti, kimyasal bir şeyle yapmıyoruz. Valla tebrik eder Neden bu, bu gayet doğal. Bunu böyle sivri yeri batırılır. Böyle çevrilir. Bu şekilde... Ya bir şey söyleyeceğim. Neden Buyurun. E, Şeyde... Maydanozsa diğerlerini yapmıyor Çünkü ben geçen gün yeşil ya şey evet onu yedim ben. Şimdi tere, onu niye yapmıyorlar yedim. onu da size izah edelim. Ispanağın demeti haliyle hmm. büyük. He. Yani avucu doldurur ve daha büyüklükte ama e, maydanoz veya dereotu veya tere veya işte ona benzer otların bağları ufak olur. Bu sefer bu onu tutmayabilir. Ama Ispanak da bizim için on numara ideal ve organik bir görüntüsü var. Çok yani. güzel zaten. Peki kadar sayısı için Eski fideler alıyoruz. Artık naylonları terk ediyoruz. Ispanakta evet. çok güzel bir uygulama var. Evet. evet. Bol bol ıspanak yiyin. Sağlık. Koğuşun. Bol bol yiyin ki buradaki ıspanaklar tükensin. Bol bol yiyin ki Özgür Bey bol bol özgür para kazansın. Yani ne çıkarsa Allah bereket versin. Ya, Teşekkür ederim. bir şey söyleyeceğim. Hiç fiyata tam Sansür geçin. Hiç fiyatlardan bahsetmiyorsunuz. Kaça fiyatlar aldınız, kaça sattınız. Fiyatlar şöyle Hakan Bey. Ispanak ürünü bildiğiniz gibi kış şartlarında tüketilen bir ürün. Havanın sıcaklığı bizim e, gelirimizi o kadar çok etkiliyor ki. Hava sıcak olduğunda veya lodos olduğunda insanlar yeşil yemezler. Hmm. Ne zaman ki hava sert olur, boyraz olur, soğuk olur, ıspanak o zaman tüketimi fazlalaşır. Tabii ki bu dolayısıyla fiyata da yansır. Çünkü hava soğuk olduğunda yağmur zor şartlarda üretim tarladan çıkması da çok azalıyor. Çok azalıyor. Niye? İklimsel olarak yağmurda çok fazla çalışamıyorsunuz. Geçen hafta pazarda ıspanak yoktu. Bu hafta olur. Bu hafta, <laughs> bu, hafta bu hafta olur. Zaten benim pazar gitmeme gerek yok. Ben ıspanağımı aldım. Küyelendim, pişirdim. <laughs> Ama olsun çok mutluyum. <laughs> Sayın seyirciler Menemen'de şu anda Musa köyünde bir tarladayız. Ismail tarlasında. Ee, çok güzel görüntüler aldık. Çok güzel sohbetler yapıyoruz. Muhtarımız yanımızda. Muhtarımızın da bize söyleyecekleri var. Sayın Muhtarım bu aşamada şu anda mevsimlik işçiler ıspanakları topladılar. Böyle bir sardılar. Sardıkları şey Hı. adı neydi? Bağcık. Bağcık. Bağcık doğal bağcık. Tabii doğal. Doğal bağcık nerede yetişiyor? Doğal balcık e, genelde sulak e, böyle kanal kıyılarında sulak arazilerde yetişir. Pem kökü gibi. Yani. Ha, ha anladım. Yani. onun dışı bir şey yarıyor mu? Yaramıyor. Ya başka bir şey yaramıyor. Ha. Zaten o ucu iğnelidir onun. Böyle kesmesi de zordur onu. Öyle mi? Tabi. Onu kökünden alıyorlar yani. Tabi kökünden kesiyorlar onu. Valla sonra... ıspalakta demek ki bundan sonra böyle bakarsınız etrafına pazarda böyle gidiyor değil mi? Tabi canım. Halil'e böyle gidiyor. Tabi. Pazarda böyle gidiyor. Şimdi burada mevsimik işlerimiz e, nerelerden geldiler? Ya genelde Menemen'den geliyor. Burada yatılı olarak işçi yok. Aynen. Menemen'den işte aşağı yukarı bilmiyorum Menemen'den ama 500-600 kişi civarında ya insan çıkıyor. Yani, iyi bir bir, saat bir, yani bir bir bu tarla değil. He. Bu 18 bin dönüm arazinin her tarafında işçi vardır böyle. Çalışıyorlar. Tabii e, çalışıyorlar. Aynı zamanda bu tabii ki Menemen her şey yetiştirdiği için atıyorum evet. e, Emir Alem'de çilek var. Evet. Bir gün çilek yetişiyor. Bir gün burada ıspanak yetişiyor. Brokül de var değil mi? Brokolil de Tabii tabii brokül de var. Ispanak sayın seyirciler Menemen'de Musa Bey'in köyünün göçünü engelleyen İstanbul'a devamlı giden geçim sağlayan bir kaynak. Her ne kadar çiftçinin halle ilgili birkaç sıkıntısı olsa da genel sıkıntılarını ve avantajlarını ve dezavantajlarını şimdi bize muhtarımız anlatacak. Bu köyün halkı en çok neden para kazanıyor? Birinci ünlü olarak ıspanak şey e, pamuk ve domates. Pamuk da var değil mi? Tabii pamuk da var. Pamuk vazgeçilmez bir ürünümüz. Yani mesela bu tarlada daha önce domates vardı. İkinci ünlü olarak ıspanak dikildi. Oo. Mesela bu, bu bu karşımızdaki tarlada pamuk vardı. Pamuktan sonra ıspanak dikildi. Oo, çok yani. Güzel. O zaman bu bu köy ben biraz zengin köy gibi geliyor bana. Yani gelir zengin yüksek. İyiyim, yani maşallah. şu menemen, menemen çukurunda en yüksek gelir düzeyi olan köy, Maşallah. Şimdi ben yıllar önce bir anımı anlatayım size. Onu anlatmadan geçemeyeceğim. Yıllar önce ben bu kaz dağlarına yakın Bergama'da bir köyleri çekeyim dedim. Çam Fıstığından çok parkasını kazanıyorlarmış, evet. Türkiye'nin en zengin köyü diye. Evet. Sonra bir şeyler oldu. 5-6 sene gidemedik oraya. 5-6 sonra gittik. Türkiye'nin en zengin köyü, Türkiye'nin fakir köyü olmuş. Yani 10 defa 10 defa kırıyorsunuz 10 tane adet e, fıstığı, çam fıstığını koza içinden bir tane çıkıyor. Et bankada kredi kesiyor. Hayat birden değişiyor. İnşallah menemenimize böyle bir sıkıntı gelmez. En büyük korkunuz hastalıklar tahmin ediyorum değil mi? Hastalıklar, piyasa, piyasanın bozulması. Mesela maliyetini sen bu tarlanın dönüm bazında maliyetini 800 lira yapıyorsun. Piyasalara bozuk oluyor 600'e satıyorsun. Yani 1000 metrekaresini. Hani böyle olduğu zaman da ne bileyim Özgür arkadaşım da aynı, işte Volkan arkadaşım da aynı. Mesela geçen yıl Pamuk ıı, aşağı yukarı ne kadardı Volkan? 3300. 3300 lira falan satıyorduk. Şimdi de 3500 lira. Ah, 3 yani lira maliyet, 50 kuruş diyelim. Tabii 3 lira 50 kuruş. Maliyetler yükseliyor. Satışımız azalıyor. Maliyetler yükseliyor. Satışlar fiyatlar fiyatlar oluyor. fiyatlar düş, düşüyor yani yükselmiyor. He istenmiyor. Şimdi oradaki makasınızı kapatıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Daha az hacama yapıyorsunuz. Ne çözüyorsunuz? Ya yapamazsın ki daha fazla. Atacan gübre belli. Atacan ilaç belli. Atacan tohum belli. Ee, Pamukta toplama parası var. Ee, Ayretten su parası var. Yani var da var. Peki benim gözlemlediğim şu <laughs> bu köy gözlemlediğim kadarıyla köken çoğu muhacir tarımda her türlü sıkıntılara rağmen bir başarı yakalamış. Bu İslam'daki pazar nasıl yakalamış? Bu İslam'daki döngü sizin babanızdan, dedenizden beri devam eden bir döngü müdür? Vallahi ben çocukluğumdan beri İstanbul'a mal yapılıyor. Şimdi Özgür arkadaşım 8 ayın, 8 ayın mesela 6-7 ay, 8 ay mevsimine göre kış uzarsa 8 aya çıkar. Kış kısalırsa Mart ayında bırakırlar. Hmm. Başı olmazsa Nisan'a sarkar. Şimdi bunun devamlılığı var. Bunu zarar edeyim diye bugün bırakamaz. Bugün 65 tane işçi, dört tane traktör, 3 tane ee, araba bunu bırakamaz. bir çırpıda bırakamaz. Dikmiş bin dönüm ıspanak. Yani bunu pahalı da olsa ucuz da olsa, zarar içini dahi bilse bunu bitirecek. Hmm. Hani bugün yapıyorum, Ertesi gün yapmıyorum değil. Bu işçiler de para kazanıyor bundan. Tabii tabii. Ama bu işi bırakırsan bu işi yarın bulamazsın. Başka başka bir patron alır gider bunları. Çalıştırır. Bak, ne kadar güzel söyledi. Özgür Bey 8 yılda çalışıyorum dedi. Evet. Memnunum dedi. Övdü de. Ha biraz laf attım onlara bir şikayet etsin de biraz orayı karıştıralım <laughs> dedik ama. biz ar işçilerimizle arkadaş kardeşiz. Ne kadar ne kadar güzel ya. Aslında e, şöyle söyleyeyim. Bunları gördükçe böyle işçi işveren arasındaki diyaloğu gördükçe, işçi işveren arasındaki diyaloğu gördükçe e, ben e, gerçekten e, çok mutlu oluyorum, çok seviniyorum. Böyle daha yakın olalım. Çünkü biz hemşeriyiz. <laughs> Balkanlık var, muhacirlik var. E, yörüklük var. E, ve bize çok yakın, karşı yakamız çok yakın ama sanki şöyle söyleyeyim çölde vahada çöldeki bir vaha gibi burası sayın seçiciler. Gerçekten o kadar güzel ki her tarafta broküller ıspanaklar var ve buranın eğitim seviyesi çok yüksek. Yani sanki bir muhacir kardeşlerimiz Balkanlar bu işi daha mı biliyor ya daha mı beceriyor bir farklılık mı var yani bilmiyorum. Yok bizde girginlik var yani biz, biz, yani böyle işte ıspanak para deyip bırakmıyoruz sonuna kadar ya pamuk para diye bırakmıyoruz başka iş bilmiyoruz zaten. Abi yani çiftçilikten başka bize kimse bir şey yaptıramaz ki. Bilmiyoruz. Yaş olmuş 50. Bu yaştan sonra gidip de bir fabrikada 50 mi? Çalışacak halimiz yok. Bana bu gençliğinizi <laughs> niye boş Ben 30-35 falan diyordum yani. ya. 50 mi? göstermiyor çık Tabi Tebur temiz hava. Yani, bol bol ıspanak yiyor. Gerçi yani ıspanakta yani. çok de, nedir o? Demir yokmuş ama olsun başka vitaminler varmış. Yine çok faydalı. Brokoli hele var ya brokoli. Brokoli faydaları inanılmaz yani. Hatta brokoliden Amerika'da ilaç yapılıyormuş. bazı evet. şeylerle evet. maddeler katılarak e, bağırsak sistemine özellikle prostata büyümesine, e, idrar kesesi, meme kanseri bunun gibi hastalıklar için ilaç yapılıyormuş brokilden. Bunu bilin. Brokoli çok sağlıklı. Ama brokoli hayatımıza sonra girdi. Nasıl girdi? Bir brokoli anlatın bize. Valla brokoli ilk Özgür arkadaşımız dikti burada. Ar, ar, tabii ilk o getirdi buraya. Sonra pat, patladı gitti. Sayısız şeyler. <laughs> Özgür kardeşimiz gerçekten bunun devrimcisi galiba. Bu başlatan o. Çiftçiler onu seviyor. Gerçekten e, o, olayları, dertlerini, sıkıntılarını çok iyi anlattı. E, zevk kaldık. Kendisini tebrik ederiz. Bu arada muhtarım da e, köyle ilgili verdiği bilgilerden sonra ben çok inanın çok mutlu oldum. Çünkü köyde göç yok. Her şey, her şey çok güzel. bu Muhtarım, şöyle birazcık da köyün tarihini anlatır mısın bize? Valla biz internete girdiğimizde biz bu köyün tarihini bilmiyoruz. Dedelerimizden bildiğimiz burada bir Yassı köy diye bir yer varmış. Burada e, Karaköy diye bir yer varmış. Buraları yılanlar basmış. Yılanlar basınca bizim şimdi Musa Bey köyünün olduğu yerde de Musa Bey isminde bir tane bey varmış. Yani ha, orada geliyor ismi. Ha. Bizim bildiğimiz o ama biz internete girdiğimizde bizim karşımıza hiçbir cevap çıkmıyor. Ha, bu Musa Bey Yahudi ha. falan demiştim değil mi? Bu yok yok. Ha, yok, Musa yok, Beyim, yok. Yani. Musa İsmi oradan gelmiş. Yani oradan. oradan, oradan ondan sonra yerleşim açılmış. O, burada kaç kaçan oraya gitmiş. Kaçan oraya gitmiş. E, yerleşim büyümüş artık. Oraya. Peki burası Yunan işgali döneminde görmüş mü? Yani sıkıntı görmüş mü? Vallahi oraları bilemiyorum şimdi. şimdi. Çünkü biz bazı... Şimdi, biz <laughs> şimdi... Tarih bilgimiz o kadar yok ama biz dededen, babadan duyduğumuz buydu. E, ama <laughs> mezarlığımızda e, o, 18. yüzyıldan ve daha öncesinden mezar taşlarımız var. Oo çok iyi. Yani. Yani. Arapça yani Osmanlıca yani. Yazıyor. Tabii canım, tabii çok tabii güzel. yani. Bu arada e, Menemen Emir Alemde sayın seçer halen yaşayan Atatürk'ü gören e, bir amcamız var. E, çok sağlıklı, çok dinç. Hatta köyünden kaç tane Çanakkale'ye e, asker gittiğini, kaç kişinin şehit olduğunu bilen biri. İnşallah onu e, tekrar e, ekranlarımızda taşıyacağız. E, burada köyde şu anda göçün olmaması çok güzel bir şey. Şu anda köyle ilgili Özgür Bey dahil olmak üzere ne gibi projeleriniz var? Yani bu köy nasıl tarımda başarıyı devam ettirecek? Şimdi e, ben ilk dönemim bu. İlk dönemde hani e, seçim vaatlerimde ben dedim Musa bey dedim deniz getireceğim. Bir onu yapamadım. Geri kalan her şeyi yaptım. Valla onu mu? <laughs> Yemin ediyorum sayın seyirciler. Böyle muhtar görmedik. yani danışman olursunuz yani şeye. Bakanlığa danışma olursunuz. Çok inşallah. güzel. Şu anda Menemen'de İzmir'deyiz. Şu anda ne köyündeyiz? Musabey Bey köyünde. Musa bey köyündeyiz. Yanımızda muhtar bey var. Muhtarımız ismi? Seyhan Dönmez. Seyhan Dönmez diyor ki ben diyor bu davadan, bu tarımdan dönmem diyor. Burası bizim vatanımız. Biz İstanbul'a bol bol brokoli, ıspanak göndereceğiz. Sağlık kazandıracağız. Sayın İstanbullular, evet sizin ıspanağınız, brokoliniz buradan gidiyor. Bu çiftçilerin emekleri var, çalışmaları var. Bilinçli çiftçiler. Bizim bilinçli çiftçilere ihtiyacımız var. Nasıl bilinçli tüketicilere ihtiyacımız varsa o zaman biz de bilinçli tüketici olacağız. Bol bol ıspanak, brokoli yiyeceğiz. Millet ekonomisi kazanacak. Çiftçi kazanacak. Siz sağlığa kavuşacaksınız. <laughs>